Körbülyar, mimarlık, ışık altında bir araya getirilen küplelerin ustalıklı, doğru ve görkemli oyunudur. Avrupa'nın ikinci Sinan diye adlandırdıkları Mimar Kemalettin, taşa gönülden bir şey koymazsan heykel olmaz, yapıya tarihin içinden bakmazsan eser olmaz. Her eser mimarın izini taşır der, imzasını taşır der. Siz mimarda nasıl tanımlarsınız? Zor bir soru. Çünkü mimarlığı tanımam hakikaten zor bir şey. Çünkü şöyle diyeyim, bir tarifi olsaydı, bir tanımı olsaydı herkes aynı şeyi yapabilirdi. O kendini yetiştirmekle oluyor. Yani onu görmekle, temasla, insanlarla temasla, arzularını bilmekle, yeri görmekle, yerin vasıflarını bilmekle, hep bunlarla oluyor. Ben bütün çalışma hayatımda, mesela İş Bankası'nda çalıştım. Ama oradan emekli oldum. İlk, yani emeklilik yaşım geldiği gün emekli oldum. Sırf kendim müstakil çalışabileyim diye. Ve onun için emekli olduktan sonra kendi çalışmalarımı yaptım. Bankanın çalışmalarına da tabii çok katkıda bulundum, o başka da. Mesela şöyle diyeyim, bankada banko sistemini ilk ben çıkardım. Orada benim projemdir o. Yani bir banko yapıyorsun, bir masa. Onu marangoza ısmarlıyorsun, sana mesela 20, bankonun uzaklığı, uzunluğuna göre 20 tane lazım, 10 tane lazımsa onları banka alıyordu, satın alıyordu, yaptırıp satın alıyordu. Ve bir yerde, çünkü o zaman biz çok banka açtık. İş Bankası'nın ve diğer bankalarında gelişme zamanıydı. Her yerde işimiz vardı. Şimdi bir banko yapmak diyeceksiniz. İşte onun için mesela tip banko yaptığın zaman bunu bir kere yapıyorsun. Bir o zaman bunu yani kullanıyorduk. Ve onu mesela istediğin gibi uzatıyorsun, yapıyorsun. Kaç tane istiyorsan, kaç tane alıyorsa ona göre yerini hazırlayabiliyorsun. Müşterini ona göre kabul edebiliyorsun. Daha sonra şey çıktı, bu karşılıklı banko sistemi çıktı. Yani bunların hepsi yeni çıktı o zaman. Yani müşterinizi karşınıza alıyordunuz, oturtuyordunuz ve özel müşterinize ne istediyse banka için yardımcı oluyordunuz. Para mı istiyor, başka bir şey mi istiyor? Onun için bankalarda kuyruklar çok, o yüzden şimdi. ve o öyle bir sistem yoktu eskiden. Herkes bankoya giderdi. Kuyruğa girerdi, sırayla bakarlardı. Bakar ya, ne kadar çok memur varsa o kadar çok iş yapılabilirdi bankada. Ne kadar çok banko kayarsan o kadar çok insan istifade edebilirdi. Falan o şekilde. Bankacılık sistemine de yenilikler getirdik yani o zaman. Ve bugün kullanılan sistemlerin çoğu o zamandan kalma sistemler yani. O zaman çabucak bir bankayı açmak mümkün oluyor. Çünkü nedense bir yerde bir banka yeri kiralanıyorsa yahut da satın alınıyorsa banka müdürü tayin ediliyor. O müdür de onu ertesi gün açmak istiyor. O kadar çabuk da iş yapamazsın. Ama onu çabuklaştırmak mümkündü. Ve o yüzden
bu sistemlere geçtik. Hem de eskiden hep bankodan işlem yapılırken, şimdi artık hep özel müşteri sistemi çıktı. Özel müşterini kabul ediyorsun, karşına oturtuyorsun, ayakta iş yaptırmıyorsun, isteklerini olduğu gibi yerine getirebiliyorsun o şekilde. Yani şimdiki kullanılan sistemler hep o zamandan kalma sistemlerdi. O zamanlarda dediğim gibi çok banka açıldığı için bankalar da çok gelişti. Çok açıldığı için çabucak yapma imkanı çıkıyordu. Hatta bir seferinde bizim bankomuzda hatta yerinde söyleyeyim, Kadıköy'deki İş Bankası'nın o böyle dairesel bir caddesi vardı. İş Bankası'nın müdürü orayı şeye istedi, hemen tadilatını yapacaktık. Bu şeye göre, yeni sistemlere göre tadilatını yapacaktık. Daha bizim işimiz bitmeden, yani müteahhitle bir sözleşme yapıyoruz. O zaman böyle şey gibi onu çağırıp bunu çağırıp şey yok. İş biz çağırarak iş verebiliyorduk ama her şeye hazır olmak şartıyla. Yani şöyle ki bir proje nasıl yapılır? Proje önce yapılır. Üzerinden yapılan işin maliyeti hesaplanır. Keşfi yapılır yani. Maliyeti hesaplarken Bayındırlık Bakanlığı'nın resmi maliyet listeleri var. O maliyetler işçilik ne kadar, ahşap marangozluk işçiliği ne kadar, hepsi belirlenmiş. O belirlenmiş şeye göre de biz maliyeti hesaplardık. O maliyet üzerinden ihaleye çıkarırdık. Bu da yapılacak işin maliyeti diyelim ki 5 milyon lira. 5 milyon liralık işi ihaleye çıkarırdık ama hesabı gözünün önünde verirdik adama. Yani nerede ne yapılacağını hem biliyor. Şimdi oradaki müteahhitlik şeyi zaten bunların fiyatları işte bunu siz hesaplamışsınız maliyeti, biz bundan yaparız falan değil. En az kim veriyor? Çünkü bu neye göre değişiyor? Bu işi yapacak olan kişinin de mutlaka işi iyice incelemesi lazım. Neler yapılacağının kendi müteahhitlik tecrübesine göre kendine göre elindeki makine sayısı ya şimdi hafriyat çoksa ona göre teçhizatın olması lazım. Evet. Çok hafriyat yapıyorsan çok para kazanabilirsin ama teşkilatın olması lazım. Kazma kürekle olmuyor bu, makineyle oluyor. O teşkilatın yoksa onu satın alman lazım. Daha önceden bir iş için alman lazım. O aldığın iş tekrar kullanabilirsin makineyi. Tabii onun maliyetini, ona sana olan maliyetini bilmem ne, onları hesaplaman lazım. Ve işin hangisinin çok olduğunu, hangisinin az olduğunu keşiften belirlemek lazım. Ve ona göre de şey yapmak lazım. Kırabilmek fiyatı ya da bundan aşağı yapamam deyip arttırabilmek gibi kendi imkanlarına göre fiyat verebilmen lazım. O zaman en ucuz fiyata veriyoruz ama
en iyi o yapacak demek değil bu. Tabii. En ucuz demek, en iyi demek değil. Adam size uydurmasyon bir şey de yapsa, o zaman da bunun kontrolü yok. Ama bugün bakıyorsunuz ne kontrol var, ne proje var, ne müteahhit var. Doğru dürüst. Hiçbir şey yokken şu işi yap diyorlar. Adam da onun nesini yapacak? Kendisi tabii projeyi hazır. Kendisi hazırladığı gibi kendisi kontrol ediyor. Halbuki kontrolün işveren tarafından yapılması lazım. Anlamlara uygun mu değil mi? Onu kontrol etmesi lazım. Şartnamelere uygun olmayan şeyi değiştirtmesi lazım. Uygulamaya. Evet. En sonunda da bir kabul yapması lazım. Bu kabulde bir heyet tarafından yapılması lazım. Yani tek kişi değil, heyet gidecek. Her şey nizamına uygun yapılmış mı? Projeye uygun mu değil mi? İnşaat standartlarına uygun mu değil mi? Hepsini görecek orada. Yapılırken de görecek kontrolde. Bir de kabulde de şey yapacak. Kabul yaptıktan sonra da iskan izni vereceksin. Kabul yaptıktan sonra iskan bizde şimdi bunların hepsi ortadan kalktı. Aynı adam projeyi yapıyor, kontrolü yapıyor, kabulü yapıyor. Ondan sonra ben yaptığım budur diyor. Bir gün bir zelzel oluyor, hepsi çöküyor. Görüyorsunuz. Onun için bunlar olmadan inşaat yapmasını bilmeyen yahut da inşaatta nasıl yapılırdan ziyade hileyi düşünenler başa geçti. İş bilmeyenlerin yaptırdığı işten de bu kadar sonuç alabiliyorsun. Yani hiç sonuç alamıyorsun. Onun için o zamanki mesaimizle şimdiki kimselerin mesaisi ben hiç böyle bir proje doğru düz yapılıp da ne kontrol edildiğini gördüm şimdiye kadar. Ne kabul edildiği, ne hiçbirini göremiyoruz. Hiç, uygun mu değil mi hiçbirisini bilemiyoruz. Kime verildiğinden daha istediğine veriyor. İstediğine verebilirsin sen ama iyi müteahhitleri seçersin. Diyelim ki sana iş yapmış, şimdiye kadar kanıtlamış, benim işimi sen yap. Senin yanında öbürü de yapsın, bu da yapsın, şu da yapsın. En aşağı üç kişi, en sonunda serbest olması olan ne kadar kişi isterse girsin. Fakat en ucuz fiyatı verene değil, en düzgün fiyatı verene, en uygun fiyatı verene işi vermek lazım. Bazen birçok müteahhitler para kırarak iş alırlar. Ondan sonra yeni fiyat yaptırarak, iş icat ederek fiyat artışları sağlarlar. Böyle hileler, böyle şeyler falan sadece hilebazlara ait. Onun için şimdi yani kim doğru düz iş yapıyor, yapmıyor, hiç kimse bir şey bilmiyor bence.